Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Bit Git. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir çocuk varmış. Başında da bir sürü bit varmış. Hele hep kafasındaymış. Ne oldu bana diye meraktaymış. Ah bir bilse kafasında bit olduğunu, acaba ne yaparmış? Çocuk eli kafasında kaşıntıdan duramazken öğretmeni sınıfa girip "Çocuklar, okulumuzda bit salgını var. Şimdi teker teker kontrollerinizi yapacağım. Kafasında bit olanların ne yapmaları gerektiğini anlatacağım." demiş. Çocuk bir anda neden kaşındığını anlamış. Arkadaşları anlar da onunla dalga geçerler diye bir anda kaşınmayı bırakmış. Bırakmış bırakmasına ama dayanmasına imkan yokmuş. "Bit git, bit git." demeye başlamış. Arkadaşları "Ne diyorsun?" demişler. Çocuk da "Sınıfımızda bit varsa hemen gitsin diye bit git, bit git diyorum." demiş. Arkadaşları "Sanki bit de seni duyacak. Sen de bir alemsin." demişler. Öğretmen tek tek kontrol etmeye başlamış. Çocuk iyice heyecanlanmış. "Ben de kesin bit var." diye telaşlandıkça telaşlanmış. Keşke birinde daha çıksa da yalnız kalmasam diye düşünmeye başlamış. Ama nerede? Görünen o ki bu bit sadece ona uğramış. "Bit git, bit git." demeye devam etmiş. Sonra bir anda derinden gelen bir ses duymuş. "Nereye gideyim?" diyormuş ses. Çocuk bir an ne olduğunu anlayamamış. Öylece dona kalmış. "Kafayı yiyorum galiba." diye düşünürken derinden gelen ses bir daha "Nereye gideyim?" demiş. Çocuk sessizce "Kimsin sen?" demiş. Derinden gelen ses "Bitim ben." demiş. Çocuk "Bit misin?" demiş. Bit de "Evet, bitim." demiş. Çocuk ne diyeceğini bilememiş. "Sıra bana geliyor. Kimse görmeden çabuk git." demiş. Bit çocuğun ne kadar çaresiz olduğunu görünce ona yardım etmek istemiş. Bit "Peki tamam ama nereye gideyim onu da söyle o zaman." demiş. Çocuk iyice sıkışmış. Önünde sadece iki kişi kalmış. Tuvalete gitme bahanesiyle sınıftan kaçmış. Tuvalette okulun belalısıyla karşılaşmış. Okuldaki herkes ondan köşe bucak kaçarmış. Çocuk bite "Nereye gideceğini buldum. Karşımda duran çocuk okuldaki herkesi çok rahatsız ediyor. Bu yüzden onun kafasına gidip onu istediğin kadar rahatsız edebilirsin." demiş. Bit "O zaman bana yardımcı ol da gideyim." demiş. Çocuk "Sen orasını merak etme. Birazdan o bana sarılır. Normalde anında uzaklaşırdım ama bu defa farklı." demiş. Bit "Tamam anlaştık. İyi ki buraya yumurtlamamışım. Yoksa yumurtalarımı toplayıp seni terk etmem çok zor olurdu." demiş. Çocuk buna çok sevinmiş. Tam o sırada baş belası çocuk çocuğa sıkı sıkı sarılmış. "4 saatinde burada ne arıyorsun bakalım?" demiş. Çocuk bitten gelen cevabı beklediği için çocuğu oyalamaya çalışmış. Baş belası çocuk nasıl da benden korkuyor diye düşünüp kendi kendine böbürlenmiş. Oysa başına gelenlerden haberi yokmuş. Bit çoktan onun başına yerleşmiş. Bit'in geçtiğinden emin olan çocuk "Öğretmenim bekliyor, hemen gitmem lazım." deyip fırlamış. Sınıfa geldiğinde herkesin kontrolü bitmiş. Son olarak öğretmeni ona bakmış ve "Bizim sınıfta kimse de bit yok ama okulda bit salgını olduğu için çok dikkatli olun. Özellikle servislerde başınızı hiçbir yere yaslamayın. Birbirinizin atkısını ve şapkasını, herhangi bir şeyini kullanmayın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Yağlı ellerinizle asla saçınıza dokunmayın." demiş. Çocuk öğretmenini huzurla dinlemiş. Bir yandan da aklı çocuktaymış. Acaba kaşınmaya başladı mı diye meraktaymış. Zilin çalmasıyla teneffüse çıkar çıkmaz gözü onu aramış. Çocuk bir köşede kaşınıp duruyormuş.
Aklına bitin söyledikleri gelmiş. Bit yumurtladığında çocuğun başı bitlerle çok fena belada olacakmış. Okuldaki herkesin başına bir şekilde bela olan çocuk bunu çoktan hak etmiş. Çocuk bitlerden kurtulmaya çalışmaktan uzunca bir süre kimseye bulaşamamış. Masalımız da burada sonlanmış. İyi uykular, tatlı rüyalar çocuklar.